olanlar A, B, C eleman reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere f reel sayılardan reel sayılara giden bir fonksiyon olsun. Ax kare artı bx artı c şeklinde yazabildiğim fonksiyonlara ben ikinci dereceden fonksiyon diyeceğim. Ve bu fonksiyonların grafiğine de parabol adını vereceğim. Örneğe bakacak olursak, bize bir tane fx fonksiyonu varmış ve f-1 artı f4 soruyor. Şimdi fonksiyona baktığın zaman bana soruda demiş ki, parabol belirttiğine göre. Ben parabol belirttiğini biliyorsam fonksiyonun o zaman ikinci dereceden olması gerektiğini biliyorum. Şimdi bakıyorum buraya, dördüncü dereceden x, üçüncü dereceden x var. Parabol belirttiğine göre bunların olmaması gerekiyor. Bunları yok etmek için ne yapıyorum? Kat sayılarını sıfır eşitliyorum. Yani a eksi 1 eşittir 0, a buradan 1 geliyor. B artı 3 eşittir 0, b buradan eksi 3 değerini alıyor. F eksi 1 ve F4 için a'yı b'yi yerine yazarsak fx eşittir. 1 yazdığımda burası gitti, eksi 3 yazdığımda burası gitti. A yerine 1 yazıyorum, x kare, b yerine eksi 3 yazdım, eksi 3x, eksi 4. F eksi 1 arıyorum, f eksi 1 eşittir. 1 artı 3, eksi 4'ten 0 geldi. F4'ü yerine yazıyorum. 16 eksi 12, eksi 4'ten 0 geldi. Bu ikisinin toplamı bana 0 verdi. Şimdi biz bu parabollerin grafiğini nasıl inceliyoruz? Ona bir bakalım. Şimdi fx fonksiyonu ax kare artı bx artı c olmak üzere. Burada a dediğim yani x karenin katsayısı eğer sıfırdan büyükse, pozitifse benim kollarım yukarı doğru. Burada illa eksenleri kesmek zorunda değil. Kesmeden de yukarı doğru olabilir. Veya sadece bu tarafta da yukarı doğru olabilir. Hiçbir önemi yok. Burada x karenin katsayısı bana parabolün kollarının yukarı mı aşağı mı olduğunu söylüyor. Yani a pozitifse kollarım yukarı doğru. Eğer a negatifse ne olacak bu sefer? Kollarım aşağı doğru olacak. Yani burada da aynı şekilde kesmeyebilir. Bu kökün olup olmamasıyla alakalı bir durum. Burada x eksenin iki noktada kestiği için iki tane reel köküm vardır. Burada kesmediğine göre hiç köküm yoktur diyeceğim. Veya eksenlerin sadece bir bölgesinde de olabilir bu parabol. Sadece al bana kolların aşağı mı yukarı mı olduğunu verecek. Bir de parabolümüzün tepe noktası var. Ne demek bu tepe noktası? Parabolü düşündüğüm zaman şurada gözüken değeri biz tepe noktası diyeceğiz. Hatta değer değil de koordinata. Buradaki koordinata tepe noktası diyeceğiz. Aynı şekilde kolların aşağı doğru olduğunu buradaki en uç noktaya da biz tepe noktası diyeceğiz. Peki ben bu tepe noktasını nasıl buluyorum? Yine fx fonksiyonu ax kare artı bx şeklinde ikinci dereceden bir fonksiyon olsun. Parabol grafiği belirtiyor. Biz tepe noktasını tr'k şeklinde görüyoruz. Yani şurası r olacak. Bu r'nin gördüğü değer k olacak. Burası tepe noktası rk noktası olacak benim için. Peki ben bu r noktasını nasıl bulacağım? R noktası formülde eksi b bölü 2a olarak bulacağım. B dediğim sayı x'in katsayısı, a dediğim sayı x karenin katsayısı. Eksi b bölü 2a. Ben bu noktayı bulduğumda, fonksiyonda yerine yazdığımda ne yapacağım o zaman? K noktasını bulmuş olacağım. Yani ordinat değerinde r'yi fonksiyonda yerine yazarak bulabilirim diyeceğim. Dikkat ederseniz burada x eşittir 1'e, yani bizim tepe noktamızın x'i, aks ise parabolün simetri eksenidir. Yani şöyle, ben bir parabol çizdiğim zaman, atıyorum şurada bir simetri ekseni seçtim. X eşittir 1 noktası olsun burası. Burası 2 birimse, burası da 2 birimdir arkadaşlar. Yani burası 3 noktasıysa burası da kaç noktası olacak? Eksi 1 noktası olacak. Hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Tepe noktasının apsisi bizim parabolümüzün simetri eksenidir. Geldim.
A büyük bir sıfır için tepe noktası fonksiyonun yerhangi aynı zamanda mutlak bir noktasıdır. Yani en küçük değeri aldığı noktadır. A sıfırdan büyük dediği için ne yapıyorum? Kollarımı yukarı doğru çiziyorum. Dikkat ederseniz bu fonksiyon en küçük değerini burada alıyor. Buradan aşağı doğru inen başka bir grafiğin kolu bacağı yok. O zaman burası benim mutlak min noktam oldu. Yani en küçük değerini aldığı nokta oldu. A büyüktür sıfırken fonksiyonun tepe noktasında en küçük değerini alır diyebilirim o zaman. A büyük sıfırken. A küçük sıfırken ne olacak bu sefer? Kollarımı aşağıya doğru bakıyorum tepe noktasına. Bundan büyük değer alan var mı? Yok. O zaman burası benim mutlak maksimum noktam oldu. Demek ki A sıfırdan küçükken, yani x karenin katsayısı sıfırdan küçükken fonksiyon bu noktada en büyük değerini alır diyeceğim. Çünkü dikkat ederseniz tepe noktasından sonra y ekseni hep azalıyor. Bakıyorum örneğe. Parabolün tepe noktasının koordinatlarını buldunuz. Şimdi gösteriyorum hemen. A dediğim x karenin katsayısı 3. B dediğim x'in katsayısı 12. Formülü neydi? Eksi b bölü 2a. R ise eksi b bölü 2a. Yani apsisi. Tepe noktasının apsisi. Yazıyorum. Eksi 3, 2 çarpı, eksi b bölü 2a, pardon, eksi 12 bölü 2 çarpı 3 mü? Buradan r'sini ne buldum? Eksi 2 buldum. Peki k'yı nasıl buluyordum? Apsisi yerine yazdığımda k noktasını bulmuş oluyordum. Apsisini yani r'yi eksi 2 buldum. F eksi 2'yi yerine yazarsam, 3 çarpı eksi 2'nin karesi artı 12 çarpı eksi 2 artı 17. Hemen bakıyorum. 12 eksi 24 artı 17'den kaç geldi? 5. Demek ki benim fonksiyonumun tepe noktasının koordinatları r'si eksi 2, k'sı da 5'miş diyebilirim. Birkaç örnekle parabol konusunu biraz pekiştirelim istedi. Birinci örnekte fx eşittir eksi x kare artı 2m artı 3x eksi 9 parabolünün simetri ekseni x eşittir 5 doğrusu olduğuna göre m kaçtır? Benden, hatta soruda benden simetri ekseninden bahsediyor değil mi? Simetri ekseni neydi parabolüm için? Tepe noktasının apsis değeriydi. Yani r dediğim değer 5 doğrusuymuş. R'nin 5 olduğunu biliyorum. Peki benim R formülüm neydi? R formülüm eksi B bölü 2A. Burada B dediğim X'in katsayısı 2M artı 3. A dediğim X karenin katsayısı eksi 1 olacak. Şimdi eksi B'yi yerine yazıyorum. Eksi 2M eksi 3. 2A. Burayı da yerine yazdım. Eksi 2 mi oldu? Bunun ben ne olduğunu biliyorum? 5 olduğunu biliyorum. Hemen buradan eksi 2m eksi 3 eşittir eksi 10. Eksi 2m buradan eksi 7. M değerini ne buldum? 7 bölü 2 buldum. Demek ki M 7 bölü 2'ymiş dedim. İkinci örneğe baktığımız zaman fx eşittir x kare eksi m artı 1x artı k parabolünün tepe noktasının koordinatları 1 ile 8 olduğuna göre benden k'yı istiyor. Ben tepe noktası bunun r olduğunu biliyorum, bunun k olduğunu biliyorum ve k noktasının da f'ye eşit olduğunu biliyorum. Hemen r'nin 1'e eşit olduğunu biliyorsam eksi b bölü 2a 1 olmalı değil mi? B'yi yazıyorum. X'in katsayısı m artı 1, a x karenin katsayısı 1 olacak. Eksi b'yi yazdım yerine. Burada eksi m artı 1 oldu. Eksi b dediğim m artı 1 oldu. A da 1'di. 2. R'yi 1'di. M artı 1 buradan 2. M'yi 1 buldum.
Benim fonksiyonum neye dönüştü artık? Fx eşittir x kare eksi 2x artı k fonksiyonuna dönüştü. Ben buradan f1 yerine koyduğumda, yani r yerine koyduğumda 8 vereceğini diyorum. O zaman bunu kullanarak k'yı bulabilirim. X yerine 1 yazıyorum. X eşittir 1 için. F1 eşittir 1 eksi 2 artı k eşittir 8. Burası eksi 1. Diğer tarafa attım. K neymiş? 9'muş diyebilirim. Geldim ikinci, üçüncü örneğe. Yanda grafiği verilen x kare eksi mx artı n parabolüne göre k değeri kaçtır? Şimdi bakıyorum parabolüme. X eşittir 0 noktasında grafiği y ekseni 3'te kestiğini görüyorum. Yani x'i 0 verdiğimde fonksiyon değerinin 3 geldiğini gördüm. Daha sonra şurada tepe noktasını belirtmiş. Ben bu tepe noktasının x'inin simetri ekseni olduğunu biliyorum. Yani bu aralığı iki eşit parçaya bölecek. Burası tamamı iki birim olduğuna göre burası bir birim olacak, burası bir birim olacak. Eğer burası birden sonra bir birim varsa x eşittir iki doğrusu benim simetri eksenim olur, değil mi? Simetri ekseni iki eşit parçaya böldüğü için. O zaman ben neyi buldum? V'nin ikiye eşit olduğunu buldum. Bunlardan yararlanarak şu tepe noktasının k'sını bir bulalım. Şimdi ilk önce x yerine 0 veriyorum. F0 eşittir 0 eksi m çarpı 0 artı n'den 3. N değeri 3 geldi. Fx fonksiyonum artık x kare eksi mx artı 3 oldu. R değerine geliyorum. R değeri eksi b bölü 2a formülüydü. Hemen yazıyorum burada. B dediğim x'in katsayısı eksi m. A dediğim x karenin katsayısı 1. Eksi b eksi eksenden m oldu. A yerine 1 yazıyorum 2. R'nin 2 olduğunu biliyorum. Eşitledim. M değerini ben buradan 4 buldum. O zaman artık fx fonksiyonu x kare eksi 4x artı 3 oldu. Ben k değerini alıyorum. K değerimin de aslında fr değerine, yani r'ye 2 demiştim, f2'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman burada x yerine 2 yazarsam f2 eşittir 4 eksi 8 artı 3'ten ne geldi? Eksi 1. Demek ki k değerim neymiş? Eksi 1'miş diyebilirim. Geldik diğer örneğime. X kare artı 4 x artı 7 parabolünün en küçük değeri. Şimdi size en küçük ya da en büyük değerini sorarsa hemen x karenin katsayısını inceliyorum. X karenin katsayısına bakıyorum 1. 1 büyüktür 0 olduğuna göre parabolünün kolları yukarı doğru olacak. En küçük değerini nerede alacak? Tepe noktasında alacak. O zaman biz tepe noktasının r'sini bulalım. Değerini istediği için bizden k'sını istiyor aslında. Yani fr'yi istiyor. Hemen r'sini buluyorum. A değerim 1, b değerim de 4. R dediğim adam eksi b bölü 2a'ydı. Eksi 4 bölü 2'den r değerim eksi 2 geldi. Ben artık fr'yi, yani f eksi 2'yi fonksiyonda yerine koyarsam en küçük değerini bulmuş olurum. Eksi 2 yazıyorum. 4 eksi 8 artı 7'den ne geldi burası? 3. Demek ki bu fonksiyonun en küçük değeri neymiş? 3'müş diyorum. Değer diyor arkadaşlar, sizden r'yi istemiyor. X'in gördüğü, yani en küçük değerini istiyor. Yani y eksenini istiyor sizden. Bize y eksenini veren k noktasıdır. Yani fr noktasıdır. Geldi. Bu parabolün alabileceği en büyük değer 16 olduğuna göre. Şimdi ne yapıyorum? En büyük, en küçük de hemen baktım. Katsayısı eksi 1. Eksi 1 küçüktür 0 ise ben neyi biliyorum? Kollarının aşağı doğru olduğunu, en büyük değerini burada alacağını. Yani tepe noktasını alacağını biliyorum. Soruda diyor ki en büyük değer 16. Yani ben fr'yi yazdığımda gelen k değeri 16'ymış. O zaman ilk önce r'yi bulalım.
R için A'sı eksi 1, B'si de 6 mı? Bunlara göre B eşittir eksi B bölü 2A'dan eksi 6 bölü eksi 2'den ne geldi? 3. Yani ben F eksi 3'ü yerine yazdığımda bana 16 değerini veriyormuş. Eksi 3'ü yerine yazıyorum. Eksi 9, eksi 18 oldu. Artı 2M artı 3 eşittir 16 oldu. Burası ne verdi bana? Eksi 27. 2M artı 3 artı 27 olarak buraya geldi. 43 mü geldi? 2M buradan 40. M değeri de ne geldi elime? 20 geldi. Diğer soruya bakıyorum. Bu sefer bu sorudan almış benim parabolümü eksi 1 ve 4 olmak üzere tanım kümesini kısıtlamış. Bu parabolün alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulundu. Eğer sizi tanım kümemizi kısıtlarsa ve en büyük en küçük değeri bulmanızı isterse sizin uç noktaları ve parabol olduğu için tepe noktaları kontrol etmemiz gerekiyor. Yani uç nokta dediğim ne? F eksi 1 noktasını ve F 4 noktasını kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü kısıtlanmış bir parabol bu. Yarım gibi düşünebilirsiniz. Sonsuza toplamıyor. O zaman benim F eksi 1, F 4 ve tepe noktası olan RK noktaları incelenmeli değil mi? Şimdi hemen bakıyorum. F eksi 1 noktası ne geliyormuş? Eksi 1, eksi 2 artı 5'ten 2 geldi. F4 noktasına bakıyorum. Eksi 16 artı 8 artı 5'ten eksi 3 geldi. Bir de RK'yı incelemem gerekiyor. R için A'sı eksi 1, B'si 2 mi? R nokta eksi B bölü 2A'ydı. Yani eksi 2 bölü eksi 2'den R'si 1 geldi. FR'yi inceliyorum. R'yi 1 bulduğuma göre F1 değerine bakıyorum bir de. F1 değeri eksi 1 artı 2 artı 5'ten 6 mı geldi? O zaman bunların arasında en büyük değeri alan tepe noktası. O zaman 6 bize en büyük değerini verir diyorum. En küçük değerini de 4 noktasında alıyormuş. Yani eksi 3'müş o da. En küçük değerini de 4 noktasında alır diyorum.